Evet arkadaşlar, bu ders videomuzda parmaklarımızı, parmağımızdaki kasları nasıl hızlandırabiliriz? Ne çeşit etütler yaparak hızlandıracağız? Etütleri ne şekilde yapacağız? Onları göstereceğim. Birkaç etüt var arkadaşlar. Bu etütleri yaparak parmaklarımızı ilk önce yavaş yavaş, yani bir şekilde bir anda hızlandıramayız. Bu süreç 1 aylık, 2 aylık bir süreç olabilir. Parmaklarımızı bu etütleri yapa yapa hızlandırmaya çalışacağız. Şimdi size etütleri göstereceğim. Arkadaşlar, kaslar biz uyardığımız sürece gelişir. Bunu unutmayalım. Yani biz sürekli yavaş parçaları çalarsak elimiz, parmaklarımız yani bir nevi aynı hızda devam edecektir. Biz uyardıkça bu kaslar gelişme ihtiyacı duyacak. İlk önce yavaştan başlayacağız. Yavaş yavaş yapa yapa hızlanacağız. Yavaştan hızlıya doğru. Arkadaşlar, gösterdiğim ilk etütümüz bu. İkinci etüte geçiyorum. Şu an mi karardayız. Mi kararda. Şimdi bunu direkt bildiğimiz gibi hiç siyah tuşlar, yani diyezleri, yarım sesleri kullanmadan yaptık. Şimdi yarım sesleri de kullanacağız. Daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu ikinci şeyimiz. Tabii ki bunu daha hızlı yapacağız. Arkadaşlar, şimdi tril çalışacağız. Tril çalışmak bizim yorumumuzu güçlendirecek. Daha güzel yorumlar yapabileceğiz. Parçalara kendi yorumumuzu katabileceğiz. Başlıyoruz. Örneğin size yavaştan hızlıya doğru bir parçayı nasıl ilk önce parçada iskeleti, yani parçanın gidişatını öğrenmemiz lazım. Örneğin Büyük İslamiye parçasında gidişatı öğreneceğiz hep beraber. Bu gösterdiğim etütleri yaparak parçayı yavaştan hızlıya doğru sentezliğe çalarak ellerimizi hızlandırabiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi aynı hızda aynı parçaları çalarak ellerimiz hızlanmaz. Sürekli bir kaslarımızı uyarmamız lazım.